Buyurun, dinliyorum. İnşallah. Dünyadaki esas imani sorun, fıkıh bilgisi eksikliği değil, iman zafiyetidir. Televizyonlarda her gün milyonlarca Müslümana İslam dinini anlatan, fıkhi konularda bilgiler veren kimi hocalar, bazı konuşmalarında hem kendilerinin hem de karşılarındaki Müslümanların iman zafiyeti içinde olduklarını sürekli olarak dile getirmektedirler. Örneğin Cübbeli, çok fazla fıkhi bilgisi olmasına, Arapçayı çok iyi bilmesine, hadisleri ezberden söyleyebilmesine rağmen yaptığı birçok konuşmasında İslam dinini fiili olarak yaşama konusunda nefsani zorluklar yaşadığını, yani zaaf içinde olduğunu, karşısındakilerin de zaaf içinde olduklarını açık bir şekilde ifade etmektedir. Az kere Mehdi'yi görsek falan diye istiyorum ama böyle de duyunca neyse iman selametiyle hele gitsek şehitlikte yatsak diyorum. Yani. Çünkü Allah fitnelerden Allah'a sığınırız. Bizim gibi zayıf adamların abdesti tutmaz. Hele hele aç maç kalırsak ne yaparız acaba meselesi yani. Deccala uymayana bir lokma ekmek yok. Vay 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 vay. Açlık, kuraklık, kıtlık, diz boy. Ha işte bu zor. Zor oyunu bozar meselesi. Bu millet ekmeği buldu mu abi, katık da istemez yani. Rabbimiz misin? Kalu bele var. Beş vakit namaz kılacaksın hiç bırakmadan. Uykunun tatlı zamanında kalkacaksın. Gece vakti. İki saat uykuyla namaz, sabah namazı geç. Fırlayacaksın. Ya bu nefis uykuya dayanamıyor ya. Vallahi. Para olsa öyle adam var ki yani her gün 100 lira yatırır sabah namazında uyuyayım diye. Cehenneme girmeyeceğini bilse. Öyle adam var yani ha. 100 lira vereyim ya hakikaten. Öyle adam var ki ya kardeşim cehenneme girmeyecekse garanti versinler. Ben her gün 100 lira vereyim sabah uyuyayım ya. Zor ya hakikaten zor ya. Bir kalkıyorsun yatakta 2 saat düşünüyorsun zaten hindi gibi ya. Kalkayım mı kalkmayayım. Musluğa gidene kadar meydan muharebesi ya. Meydan muharebesi. Musluğa gidene kadar. Sizin kendini ne adama ver desen cemaati bırakır. Cemaati bırakır. Bırakır mı? Tabii bırakır. Arabayı kapıda bırakacak hali yok ki yani hayrını mı arabayı bırakır. Nerede öyle cemaat? Cemaati bırakır he. Cemaati bırakır da vardır ya, evini izle, arabasını izle herkesin. Son bozuğunuz benim. Kesinlikle konuşurum. Kimi tenkit ediyorum zannetmeyin. Nefsimi tenkit ediyorum. Kimden bahsediyorum diye de aramayın böyle hoca kimden bahsediyor. Şahsımdan bahsediyorum. En bozuğu benim. Ben adam olsam zaten belki çok adam olan çıkar. Yok işte hepimiz böyle görünüşteyiz yani. Görünüşte. Allah için ne mal verebiliyoruz, ne can verebiliyoruz. Öyle korkak bir şeyiz ya. Biz ne haldeyiz ya? Biz nerede biz? Mehdi Aleyhisselam asker olacağız. En iyisi doğru bildiğine, koca karı itikadı diyor yani, saf olmak en iyisi yani. İşte ben diyorum motoru fazla zorlamayın, duman attırırsınız, yakarsınız, beyni çalışı etmeyin. Koca karı itikadınızı muhafaza edin. Çok bunaldık ettik yani devamlı camide cemaat. Yani 2 gün 3 gün dinlenelim falan. Çok bunaldık ettik yani devamlı camide cemaat. Yani 2 gün 3 gün dinlenelim falan. Hatimle kılındığı için bir de tertil üzere okuyorlardı. Diyelim ki 10 dakika sürüyor 2 rekat. 10 dakikada bekliyorlardı. O arada da sahaben kimi zikrediyordu, kimi ilim müzakere ediyordu, kimisi kalkıp arada başka namaz kılıyordu. Allah Allah. Ne kadar ibadete düşkün adamlarmış ya. Bizim nasıl kaçmaya düşkün olduğumuz gibi firar. Biz firarcıyız. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri'nin de hocası olan Haşik Kutlu Efendi'nin 15 dakikada bir ya. İşte öyle adamlardan da böyle hocalar çıkmış. Bizim gibilerden de ne çıkar işte? Bizim gibi hocalar adam okutsa adam hiç... Yani hocanın ihlasının da ne kadar önemi var. Yetiştirdiği talebe de ne kadar mübarek oluyor. Bu sohbetler sahurda da tekrarı veriliyormuş. Efendim, tekrar sahurda da dinlenebilir. Mutlaka bir kere dinlemekle kafada kalmaz. Bir de şimdi açsınız ya. Aç olduğunuz için sizin biraz açken de kafanız pek çalışmaz. Şimdi cemaata ben geçen hafta bazılarına söyledim ki ona söylemedim. Dedim ki Mehdi Aleyhisselam'ın sohbetini yapacağız. Külliyeye gelir misiniz? Geliriz, gelmeyiz, neyse. Diyorum onlara ki Mehdi Aleyhisselam şimdi çıktı Mekke'dedir dense gider misiniz? Gideriz diyorlar, ben diyorum külliyeye gelmeyen Mekke'ye hiç gitmez diyorum. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Doğru. Mehdi Mekke'dedir, hadi gidin. Gider misiniz? Ben bilmiyorum bak. Şimdi adama diyoruz külliyeye gel. Gelmiyor. Bu adam Mekke'ye gider mi? Diyecek ki ya Mehdi Mekke'deyse ne yapayım, buraya gelirse görüşürüz yani, benim dükkanım var. Dükkanı kime bırakayım, karıyı kime bırakayım, çocuğu kime bırakayım, Mehdi'ye nasıl gideyim de der ya bunu bu millet der ya. Bu Müslümanım diyenin çoğusu dükkanı bırakmaz. Görüldüğü gibi din konusunda çok derin bir bilgiye sahip olduğunu ifade eden Cübbeli, İslam dininin farzlarını
ve ahlaki prensiplerini uygulamak söz konusu olduğunda buna iman gücünün yetmediğini, bu nedenle de zorlandığını açık açık söylemektedir. Demek ki dinin gerçekten yaşanabilmesinde esas olan Allah'a samimi olarak ve derin bir imanla bağlılıktır. Bir insanın Allah'a samimi olarak iman etmesi, Allah'ın büyüklüğünü iyi kavraması, Allah'tan samimi olarak korkması için, Allah'ın Kur'an'da da önemli dikkat çektiği iman hakikatlerini iyi anlaması ve anlatabilmesi önemlidir. Kur'an'da Allah, iman hakikatlerinin insanların derin düşünerek samimi iman edebilmesi için ne derece önemli olduğunu şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır ama ürünlerinde, ki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz, şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Hicri 13. asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Allah'ın yaratış delilleri olan bu hakikatlerin insanın dünya ve ahiret hayatındaki saadeti için olan önemini şöyle ifade etmiştir. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 70 yaşımda binler tecrübelerle ve delillerle ve hadiselerle gözle görür derecede bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Nakşi şeceresi kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki, bir konunun iman hakikatleriyle açığa çıkmasının binler zevkler ve kalbe zevk veren hallere ve kerametlere tercih ederim. Hem demiş ki, bütün yolların son noktası iman hakikatlerinin açılması ve meydana çıkmasıdır. Öyleyse Nakşi yolunun 3 perdesi var. Birincisi ve en birincisi ve en büyüğü, doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmettir ki, İmam-ı Rabbani de son döneminde o yolu takip etmiştir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şah-ı Nakşibend ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini iman hakikatlerinin ve İslam esaslarının güçlendirilmesine sarf edeceklerdi. Çünkü ebedi saadetin dayanak noktası onlardır. Onlarda kusur edilse ebedi sıkıntıya, belaya sebebiyet verir. Bediüzzaman'ın anlatımlarından da anlaşılacağı gibi, dünyadaki iman zafiyetinin esas nedeni Allah'ın yaratış delilleri olan iman hakikatlerinin görmezden gelinmesi, bu büyük delillerin güya birer tesadüf eseriymiş gibi insanlara algılatılmaya çalışılmasıdır. Oysa Allah Kur'an'da, insanların dünya ve ahiret hayatı için en büyük tehlikelerden birinin çoğunluğun içinde bulunduğu gafil dünya görüşüne uymak, yaşadığı dünyadaki yaratılış delillerinden habersiz olmak ve bu hakikatlerin taşıdığı derin anlamları hiç düşünmeden gafil bir şekilde yaşamak olduğunu bildirmektedir. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar. İşte onlar buna, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan biri onu inkar ederse, ateş ona vaat edilen yerdir. Öyleyse bundan kuşkuda olma. Çünkü o, Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğunluğu inanmazlar. Bu nedenledir ki, insanların kafasındaki bu şeytani büyünün kalkması için çözüm, güçlü bir iman hakikati anlatımıdır. Sayın Adnan Oktar da 30 yılı aşkın bir süredir yazdığı yüzlerce kitapla Allah'ın yaratış delillerini tek tek ve tüm ayrıntılarıyla anlatarak insanlar üzerindeki bu büyüyü bozup yerine Allah korkusunu, iman derinliğini, Allah sevgisini ve samimi imanı kalplere yerleştirme amacı içinde olmuştur.